Profesör Doktor Göksel Kalaycıoğlu, Doktor Ersin Aslan, Doktor Melike Erdem, Doktor Kamil Furtun, Doktor Aynur Dağdemir ve Doktor Fikret Hacı Osman. 29 yıllık bir evlilikten sonra eşimi kaybettim. Eşim psikiyatristi. Tedavisini üstlendiği bir hastası tarafından 2018 2 Ekim'inde vurularak öldürüldü. Solundan yaklaşıyor ve sol şakağından vurarak infaz ediyor. Söylediği şu: o günlerde kendimi iyi hissetmiyordum. Kötüydüm. Birini öldürmek istiyordum. Kimi öldüreyim düşündüm. Dedim ki en iyisi doktoru öldüreyim. Son 13 yıl içinde 10 meslektaşımız sağlık ortamındaki hizmet sunumu sırasında bir cinayete maalesef kurban gitti. Ayrıca sağlıktaki şiddet olayları 3 yıl içerisinde %61 oranında arttı. Sağlıkta şiddet konusu şu an itibariyle Türkiye'de bir salgın durumunda. Bu noktaya performans sisteminin sonucunda gelindi özetle. Bu sağlıkta dönüşümün bir yan etkisi aslında. Sağlıkta dönüşüm 2007'den bu yana ülkemizde uygulanmaya başladı. Performans sistemi adı verilen bir uygulamaya geçildi. Böylece hekim ortalama bir maaş alabilmek için günde 100-150 hasta bakmak için ikna edildi. En fazla 5 dakika süreyle görebildiğim hastamla benim aramda bir hasta-hekim güven ilişkisinin kurulmasına imkan yok. Arabanın muayenesi için yarım saat veren sistem, ben hekime gittiğimde benim için 5 dakika veriyor. Bu kabul edilemez. Son yıllardaki tavır daha çok acil hekimleriyle cerrahların çok fazla maruz kaldığı, yani ölüm kalım meselelerinin olduğu yerler. Bizde öyle bir şey yok. Zannediyorum da eşim Türkiye'de öldürülen ilk psikiyatrist. Sağlık Bakanlığı'nın beyaz kod verilerine göre 2018 yılında 13.446, 2019 yılında ise 10.731 şiddet olayı gerçekleşmiş oldu. Ancak cezalar gerçekten caydırıcı değil. Son 5-6 yıldır TUS sınavlarında en yüksek puanla girilen branşlar, yani bir 10 yıl önce kadın doğum ve genel cerrahi ya da kalp damar cerrahisiydi örneğin. Ama hem biraz malpraktis davalarının etkisi hem de bu şiddet olaylarındaki mesleğin hırpalanması nedeniyle şu anda dermatoloji, radyoloji, yani hastaya mümkün olduğu kadar az dokunan alanların puanları ciddi olarak yükseldi. Şiddet önemli etkenlerden bir tanesi gerçekten. 2014 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. 2019 yılında tıbbi genetik anabilim dalında uzmanlığımı tamamladım. Çocuk psikiyatrisi yazmıştım. Enfeksiyon, hastaların çok fazla bize ajite durumda gelmediği bölümleri tercih ettim. TUS'ta çok yüksek puan almış, çok güzel bir fakülteden mezun. Dahiliye istediği için dahiliye tercih etmiş. Hayali, ideali o olduğu için dahiliye tercih etmiş. Sonra istifa edip tıbbi genetiğe gelip, oradan da istifa edip dermaya giden arkadaşlarımız var. Bunun gibi o kadar çok ki. Hastanenin şurasındaydı eşim. Kapı şurada ve odası da oradan kolay giriliyor. Dönmemizle birlikte olay yeri şeritleri çekilmiş. 7-8 tane polis. Dedim ki herhalde hastaneye kalontorlardan biri geldi. Bu koruma güvenlik onlara olsa gerek. Hiç aklıma gelmiyor yani. Vuruldu. Lafı edildi. Dedim neresinden vuruldu? Yüzünden vuruldu dedi. Ay diyorum içimden, şimdi bu adamı yüzünden vurdularsa bu adam bundan sonra nasıl doktorluk yapacak? Ölüm saati yarım falan. Söyleme saatleri gece 10. Günün tam işlek saati, orada bir sürü hasta var. Kötü reklamları olur. İşler sonra kesatlaşır. Yapılan hesaplar bunlar. Beni kimse düşünmedi orada. Sistem bizi sanki birbirimize düşmanmışız pozisyonuna getirdi. SABİM, Sağlık Bakanlığı İletişim Hattı, şikayet hattı olarak açıldı.
hekimleri inciten ve neredeyse bir mobbinge dönüşen bir sürece dönüştü. Öyle ki Melike Erdem isimli arkadaşımız 2012'de SABİM şikayetleri yüzünden kendini boşluğa bıraktı ve intihar etti. Beyaz Kot Sağlık Bakanlığı tarafından şiddete uğrayan bir sağlık personelinin varlığı durumunda bir haberleşme sistemi, her bir kurumda bir haberleşme sistemi olarak kuruldu. Benim rahat bir bölüm seçmemde en önemli faktör bu şikayetlerin çok kolaylaşması. Ben bugüne kadar iki kez beyaz kod verdim. İkisinde de gerçekten yüksek sesi hakarete maruz kaldığım için beyaz kod vermek zorunda kaldım. Hastaların çok kolaylıkla ulaşabileceği şikayet hatları var. Ve bunlara inanın, doktora gittim, gözümün üstünde kaşı vardı şeklinde bir şikayet yazsa siz bunu cevap vermeniz gerekiyor. İki dava var, cinayet ve ihmal davası var. Biri hastaneye açıldı, biri de katil zaten. Olaydan bir saat sonra yakalandı. Ertesi günde hapse götürüldü ve hala yatıyor yani o günden beri. Karşı taraf akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasını ispatlamaya çalışıyor. Yok, akıl hastası değil. Mobbinge maruz kalıyorsun. Hasta geliyor, senin yapamayacağın taleplerde bulunuyor. Sen çok kişiye bağımlısın. İşte SGK'ya bağımlısın, hocana bağımlısın, oradaki hastaneye, başhekimlik, hastane yönetimine bağımlısın. Çok fazla parametreyi düşünmen gerekiyor. Ve karşıdaki hasta sana baskı yapıyor, sen uyumamışsın, orada hocandan azar işitmişsin vesaire. O süre zarfında gerçekten her zaman çok güler yüzlü olunamayabiliyor. Siyasi partilerin yöneticilerinin bu konuda önemli şeyleri var, ifadeleri var. İşte hekim efendi devri bitti. Sizin zamanınız geçti, bizim dediğimiz olacak gibi, hani özendiren bir dil kullanılıyor. Hasta ve hekim kesinlikle aynı tarafta. Biz ne istiyoruz? Hastamızın iyileşmesini. Hasta ne istiyor? İyileşmek. Biz aynı taraftayız. Burada hiçbir tartışma yok. Aramıza bu şeyi sokan, yabancılaşmayı sokan aslında tamamen sistem. Sağlık alanında, sağlık ortamında şiddet uygulandığında bunun cezasının sağlık hizmetini engelleme suçunu da sürece dahil ederek artırılması yönünde. İlk talep bu.